Her gün ekranları getirdiğimiz koronavirüs tablosunda rakamlar değişmiyor. Vaka sayısı yine 30 bin sınırında seyrederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her 4 kişiden 3'ünün ikinci doz aşısını yaptırdığını söyledi. Aşılama arttı ama tedbir azaldı. Uyarıları dikkate almayanlar salgının yayılmasına neden oldu. Son tabloda vaka sayısı 28.370 olarak kayıtlara geçti. Aynı günde yazık ki 196 kişi daha salgına yenik düşerek hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de her 4 kişiden 3'ünün ikinci doz aşısını yaptırdığını söyledi ve mücadelenin gereğini yapmaya devam edeceğiz diyerek uyarıları yineledi. Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerin ise artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız. Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun ve şartları göz ardı etmeyin. Salgın tedbirleri dünya genelinde de devrede. Öyle ki Brezilya'da devlet başkanı Bolsonaro koronavirüs aşısı yaptırmadığı için Santos Grêmio futbol maçının oynandığı stadyuma alınmadı. Bolsonaro stadyuma alınmadığı için duyduğu rahatsızlığı aşı olanlardan daha fazla antikorum var sözleriyle dile getirdi. A da minha família, em especial. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Covid-19 aşısını vurulduğunu bildiren sağlık kartı birkaç sağlık çalışanı tarafından sosyal medyaya sızdırılmıştı. Marsilya'da 19 yaşındaki bir gencin Macron'un aşı kartını kullandığı ortaya çıktı. Hastaneye girmeye çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalanan gence kontrolü sırasında başka bir kişiye ait sağlık kartını ibraz etmek suçundan 750 euro para cezası verildi. Daha sonra bu ceza 135 euroya indirildi.